alçakalnını keseceğimiz bir olay. Her zaman söylediğimiz sadece yoksul ailelerde şiddet olmaz. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü bir otelde düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada şiddetin birçok türü olduğunu ve toplumda sadece kadına değil erkeklere de şiddet uygulandığını söyledi. Son 2008 ila 2018 tarihleri arasında Türkiye'de 2350 tane kadın en sevdikleri erkekler tarafından öldürüldü. En sevdikleri erkekler de kocalarıydı. Bunun sadece 10 tanesi flörttü. Dernek olarak şiddet, cinsel taciz ve istismar mağduru kadın ve çocuklara ücretsiz hukuki danışmanlık yaptıklarını ifade eden Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü şunları kaydetti. En çok altını çizeceğimiz bir olay. Her zaman söylediğimiz sadece yoksul ailelerde şiddet olmaz. Şiddetin maddiyatla ilgili bir konusu var evet ama bu sadece eğitimsiz ve yoksul ailelerde şiddet görülür cümlesinin tamamen karşısındayız. Çünkü Türkiye çapında yapılan bir araştırmada da her 10 kadının 4'ünün kocasından fiziksel şiddet gördüğünü ve çeşitli mesleklerde olduğunu, ekonomik, sosyal, duygusal, cinsel şiddet ve yaygın bir şekilde de kadınların bu işi deneyimlediklerini görüyoruz. Kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Güllü şunları söyledi. Peki diyeceksiniz ki bu söylediklerinizle ilgili ne yapıyor Türkiye? Türkiye'nin çok özel yasaları var. Ben ekonomistim ama şu özellikle kadına yönelik 2014 yılında şiddetin önlenmesiyle ilgili İstanbul Sözleşmesi'ne ve ondan önce 62-84 sayılı dediğimiz şiddetin önlenmesiyle ilgili bir yasanın ortaya çıkmasında çalışmış bir kardeşimizin. Sedav denen Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Beyannamesi'nde 1986'da yürürlüğe giren bir sözleşme imza almış Türkiye Devleti'nin ve onamışta Türkiye Büyük Millet Meclisi demiş ki kadın eğitime ulaşamazsa, kadın sağlıktan yararlanamazsa, kadın kendi çalışma hayatına atılamazsa bu tür sorunları önleyeceğime dair size söz veriyorum. Türkiye Cumhuriyeti sözü veriyor. Ve bu söze diyor ki ben de bu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni bu nedenle imzalıyorum ve meclisimde onaylıyorum. Soru cevapların ardından seminer sona erdi. Şiddet gördü, gözü kör oldu. O tazminatını alabilecek ama...